Hadi tek ve çift fonksiyonlar hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Sol tarafta çift fonksiyonlar ve sağ tarafta da tek fonksiyonlar hakkında konuşacağız. Eğer zamanımız kalırsa da ne çift ne de tek olmayan fonksiyonlar hakkında da konuşuruz biraz. Çift fonksiyonlarla ilgili detaylı bilgi vermeye başlamadan önce sizlere çift fonksiyonların nasıl göründüklerini göstermek istiyorum çünkü onları en kolay bu şekilde tanıyabiliriz ayrıca bu çift fonksiyonların matematiksel tanımı hakkında konuştuğumuzda daha iyi anlamamıza yardımcı olacak şimdi buraya bir koordinat düzlemi çizeyim x ekseni burası da bizim y eksenimiz olsun veya buraya y fx x'i eşittir de diyebiliriz. Evet. Şimdi fx fonksiyonunun grafiğini çizeyim. fx x kareye eşit olsun veya y eşittir x kare herhangi birini söyleyebilirsiniz. Şimdi çizmeye başlayabilirim. Birinci bölgede şu şekilde bir şey olmalı. İkinci bölgede ise buna benzer bir şey olmalı. Bir dakika burası tam olmadı. Simetrik çizmeye çalışayım. Evet bu sefer oldukça iyi fx eşittir x kare bir çift fonksiyondur. Bunu y eksenine göre simetrik olmasından çıkarabilirsiniz. y ekseninin sağ tarafındaki fonksiyonu alıp y eksenine göre yansımasını alırsanız fonksiyonun diğer kısmını elde edersiniz. Bu özellikte bir fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu belirtir. Sizlere buradaki ilginç bir özelliği göstermek istiyorum. Eğer herhangi bir x değeri alırsanız diyelim ki Pozitif bir x değeri seçtiniz. x'e 2 dediğimizi varsayalım. f2'ye baktığımızda 4 olduğunu görüyoruz. fx x kare eşit olduğundan sonuç 4 oluyor. 2'nin karesi 4. Ve 2'nin negatif halini aldığımızda yani x eşittir eksi 2 olduğunda fonksiyonu eksi 2 değeri için tekrar hesaplarsak sonucun yine 4 olduğunu görüyoruz. Evet umarım bu konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur. Açıkça görülüyor ki bu fonksiyonun y eksenine göre yansımasını aldığımda bu biraz önce konuştuğumuz örneği destekliyor. Yani herhangi pozitif x sayısının f(x) değeri aynı x sayısının ters işaretlisinin f(x) değerine eşit oluyor ve bu durum çift fonksiyonların matematiksel tanımını yapmamıza yardımcı oluyor. Eğer bir fonksiyon çift fonksiyonsa bu arada çift sayıyla çift fonksiyon arasında kafanız karışmasın. Bunlar tamamen farklı iki terim. Çift fonksiyonla çift sayılar ve tek fonksiyonlarla tek sayılar arasında benim bildiğim bir tane belli bağlantı var. Eğer sen sadece ve sadece çift fonksiyonsan fx f x'e eşit oluyor. Bu aslında çift fonksiyonların tanımı olsa da bunu size dersin başında tanıtmadım. Çünkü ilk bakıldığında pek de anlamlı gözükmüyor. fx eşittir f eksi x. Bunun anlamı şudur. Eğer f2'yi alırsam, f2 4 oluyor. Size bunu bir örnekle açıklamaya çalıştım. f2 eşittir f eksi 2. Bu özel koşulda fx, x kareye eşit ve her ikisinin sonucu da 4'ü veriyor bu durumu fonksiyon y eksenine göre simetrik veya fonksiyonun sol tarafı sağ tarafın düşey eksene göre veya y eksenine göre yansıması demenin bir başka yolu olarak gösterebiliriz. Burayı tam olarak anladığımızdan emin olmak için birkaç çift fonksiyon daha çizeyim. Şimdi tam anlamıyla rastgele gibi görünen şeyler çizeceğim ki böylece çift fonksiyonları gördüğünüzde onları tanıyabilin. Diyelim ki böyle bir fonksiyonumuz olsun. Buraya atlıyor olsun ve böyle bir yol izlesin. Ve bu tarafta da aynı şeyleri yapıyor bu yansıması olduğu için burada atlıyor sonra böyle gidiyor ve sonra da böyle gidiyor. Sanki aynadaki yansıması gibi çizmeye çalışıyorum. Evet bu bir çift fonksiyon. Fonksiyonun sağ tarafında ne varsa alıyoruz ve aldığımız parçanın y eksenine göre tam olarak yansımasını alıyoruz. Böylece fonksiyonun sol tarafını elde ediyoruz. Hatta bunu da sağladığını görebilirsiniz. Diyelim ki buradaki değeri aldım. 3 olsun. Ve f3'ün değeri de 5 olsun diyelim. Yani burası 5. Görüyoruz ki f eksi 3 de 5'e eşit oluyor. Bu da tam olarak çift fonksiyon tanımının bize söylediği şeydi. Tam olarak emin olmak için bir tane daha çizmek istiyorum. Eksenleri yine aynı yeşil renkte çizeyim. Bir tane daha böyle bir şey yapayım. Biraz daha trigonometrik fonksiyonlara benzeyen bir şey çizebiliriz. Şöyle bir şey. Her iki tarafa da gitmeye devam ediyor. Böyle bir fonksiyon da çift fonksiyon olabilir. Sonuç olarak tüm bunlar çift fonksiyondur. Şimdi tek fonksiyon nedir diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. O yüzden size bir tane tek fonksiyon çizeyim. Eksenleri tekrardan çizelim x ekseni, y ekseni veya fx ve size tek fonksiyonu göstermek için bir tane özel fonksiyon çizeceğim. Belki de en çok bilineni. Buradaki de muhtemelen en popüler çift fonksiyondu x kare. En popüler tek fonksiyon olmak için başka rakipler olsa da biz fx eşittir x küpü alalım. Şöyle bir şey olmalı. Muhtemelen bunun grafiğini daha önce görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz birkaç noktasını belirleyerek grafiğini rahatlıkla çizebilirsiniz. Buna benzer bir şey olmalı tek fonksiyonları grafiğinden tanıma yolu y ekseninin sağ tarafında neler olup bittiğine bakmaktır. Bir kez daha burası y eksenimiz, burası da x ekseni. Tüm ilgilenmemiz gereken yer y ekseninin sağ tarafı. Eğer bu kısmın y eksenine göre simetriğini alırsanız, Buna benzer bir şey elde edersiniz. Eğer bir fonksiyonun sol kısmı buna benzer bir şey ise çift fonksiyonda uğraşıyoruz demektir. Ama açıkça görülüyor ki bu öyle değil. Bu fonksiyonu tek fonksiyon yapmak için önce y eksenine sonra da x eksenine göre yansıma almamız gerekir. Veya başka bir şekilde düşünürsek bir kez y eksenine göre yansıtıp onun negatifini almak da bir yol olabilir. Her iki yolda da aynı şeye ulaşırız. Hatta önce x eksenine göre sonra da y eksenine göre yansıma da alabiliriz. Yani iki kez yansıma yaparak da sonuca ulaşabiliriz. Görülüyor ki eğer buradakini alıp x eksenine göre yansımasını alırsanız bu değerlere ulaşırsınız. Grafiğin buradaki kısmına ulaşırsınız. Bunu belirli bir noktayla da yapabilirsiniz. Ki ben bunu tek fonksiyonların tanımını yaparken ipucu olarak kullanıyorum. Bir nokta deneyelim. Noktamız tekrardan 2 olsun. Eğer 2'yi seçersek f2 8 oluyor. Şimdi eğer eksi 2'yi seçersek sonuç ne olabilir? f -2, eksi 2, eksi 2'nin küpü yani eksi 8 olur. Yani f eksi 2, eksi 8 eşit oluyor. Genellikle bir dakika şuraya yazayım. F2'yi alırsak bu arada bu fonksiyondan sadece bir tane örnek yapacağız. Elimizde F2 var f eksi 2 değil dikkat edin. 8'de 8 de eksi 8'e eşit değil. 8 eksi 8'in ters işaretlisine eşit. Çünkü eksi 8'in negatifi değil mi? Evet. Yani f2 eksi f eksi 2'nin ters işaretlisine eşit oluyor. Çözdük. Biraz daha açık hale getirmek istiyorum sadece. f2'nin 8 olduğunu gördük. 2'nin küpü 8'e eşit. Biliyoruz ki f -2, eksi, e eksi 2 eksi 8'e eşit. Eksi 2'nin küpü eksi 8 oluyor. Elimizde eksi 8'in negatifi var. Eksiler birbirini götürür ve eşitlik sağlanıyor. Sonuç olarak tek fonksiyonumuz var. Tanımımız şu olacak. Eğer fx eksi f eksi x'e eşitse tek fonksiyonlarla uğraşıyorsunuz demektir. Tabii ki fx o aralıkta tanımlı bir fonksiyon olmalı veya bazen diğer şekilde görürsünüz. Eğer her iki tarafı da eksi 1 ile çarparsak Eksi f x eşittir f eksi x'i buluruz. Bazen de yerleri değiştirilmiş hali karşınıza çıkabilir. f eksi x eşittir biraz daha dikkatli yazayım. Eksi f x'e eşittir olarak yazılabilir. Sadece iki kısmın yerini değiştirdim. Şimdi biraz daha tek fonksiyonla ilgilenelim. Bunu görsel olarak yapacağım. Biraz daha düzgün yapayım bu kısmı. Sağ tarafta bu şekilde saçma bir fonksiyonumuz olabilir. Eğer çift fonksiyon olsaydı onu buraya yansıtmamız gerekirdi. Ama biz tek fonksiyonumuz olsun istiyoruz. O yüzden bunun yansımasını bir daha alıyoruz. Fonksiyonun geri kalanı buna benzer bir şey olmalı. Nokta noktalı yaptığım yerler hariç kalan kısım bizim tek fonksiyonumuz. Hatta tanıma da bakabilirsiniz. Eğer a diye bir değer alırsanız f a sizi buraya getirir. Tam burası f a. Eğer negatifini alırsak yani eksi a aldığımızda f eksi a şuralarda aşağıda bir yerde olacak değil mi? Yani f eksi a'nın yatay eksene uzaklığı aynı olacak. Bu şekilde çizdiğimde tam belli olmadı ama şuralarda bir yerlerde olması lazım. Tam burası f eksi a olacak ve f a'nın orijine uzaklığıyla Aynı, f eksi a sadece negatif. Uzaklıkları tam düzgün olarak çizemesem de, evet bu tarz tek fonksiyonlardan bir tane daha çizeyim. Ne denmek istediğini daha iyi anlayacağız muhtemelen. Her zaman saçma şekiller olmadığını göstermek için size basit bir tek fonksiyon çizeceğim. y eşittir x muhtemelen basit bir tek fonksiyon olacaktır. Böyle bir şey olacak. Hop 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 hop. Evet orijinden geçecek. Sağdakilerin yansımasını sola alalım. Bunu elde ederiz. Sonra da aşağı doğru yansımasını alalım. Tüm değerlerimizin üçüncü bölgede olması lazım. Böylece bu da bir tek fonksiyondur. Şimdi size tek fonksiyonmuş gibi gözüken ama tek fonksiyon olmayan fonksiyonlar göstereceğim. Şöyle bir şeyimiz olabilir. Y ekseni etrafında simetrik olmayan bir parabolümüz olabilir. Tuzağa düşüp burada böyle bir simetri var diyebilirsiniz. Ama bu y eksenine göre yansımalı değil. Burada fx eşittir f eksi x gibi bir durumumuz söz konusu değil. O yüzden bu fonksiyon ne tek ne de çifttir. Benzer bir şekilde kaydırılmış kübik bir fonksiyon görebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz var diyelim. Fonksiyonunuzda da x küp artı 1 olsun. Yani fx eşittir x küp artı 1. Böyle bir şeye benzemeli tekrardan bu fonksiyona tek fonksiyon deme hatasına düşebilirsiniz. Ama fonksiyonumuz kaydığı için artık tek fonksiyon değil, görsel olarak da bakabilirsiniz. Yani bu fx eşittir x küp artı 1. Eğer sağ taraftakileri alıp sol tarafa yansıtırsak şöyle bir şey elde ederiz. Eğer bunu da aşağıya yansıtırsak şöyle bir şey buluruz. Bu yüzden bu bir tek fonksiyon değildir. Buradaki şekil sağ taraftakinin sırasıyla y eksenine göre ve x eksenine göre yansıması değildir ama buradaki olabilir.